var. Bu bölümde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi ile birlikteyiz. Sayın Hamza Çebi, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederiz şimdiden katkı için. Hemen soralım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü hükümeti kurma görevinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ya verilmesi istikametindeydi. Ancak şimdi sürecin resmen başlatıldığı anlaşılıyor ve köşk kaynakları da bunu doğruluyor. Ne dersiniz bu son durum için? Önce Siirt'teki 8 şehidimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Dün de Lice'de 3'ü asker, 1'i teğmen olmak üzere 4 görevlimiz şehit olmuştu. Her gün bir şehit haberi geliyor ve yüreğimiz gerçekten dağlanıyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve terör örgütünü, PKK'yı buradan bir kez daha kınıyorum. Türkiye terör konusunda böylesine ciddi bir gündemi yaşarken bir yandan da Ankara'da hükümet kurma gündemi var. Türkiye hükümetini arıyor. Ancak Türkiye hükümetini ararken, hükümet kurma çalışmaları devam ederken maalesef bu sürece olumlu katkı vermeyenler de var. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan sonra o hükümeti kurmak üzere görev alması gereken kişidir. Sayın Davutoğlu uzun süren çalışmalarından sonra bir koalisyon hükümeti kurmakta başarılı olamamıştır. Demokratik teamüllerimize göre hükümeti kurmakla görevlendirilen kişi, ki bu örneğimizde yaşadığımız o olayda iktidar partisi olan, şu anda iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'dur. Bu görevi eğer yerine getirememişse, hükümet kuramamış ise görevi iade eder, ki etmiştir. Bundan sonra da görev sırası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndur. Sarayın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdi herhangi bir tartışmaya meydan vermeksizin bu görevi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi gerekir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hükümet kurmak için gerekli çalışmaları yürütür. Bu çalışmalar başarıya ulaşabilir, ulaşamayabilir. Bu ayrı bir konu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu görevi layıkıyla, samimiyetle yürütecek olan bir siyasi partinin genel başkanıdır. Bu durum böyle olduğu halde Sayın Kılıçdaroğlu'na görev vermeyeceğim şeklindeki beyanlar demokratik teamüllerimize, anayasamıza uyumlu olmadığı için, olmadığı gibi şu yaşadığımız sürece de uygun değildir. Ülke yangın yerinde. Yangın yerine dönmüş durumda, her gün şehit haberleri geliyor. Güvenlik önlemleri Türkiye'nin bir numaralı meselesi haline gelmiş durumda. Ekonomi ciddi bir şekilde alarm veriyor. Sadece dolar bir günde 8 kuruş artmış durumda. Bütün gezi olayları boyunca dolar sadece 8 kuruş artmış iken 24 saatte, son 24 saatte dolar 8 kuruş arttı. Bunun reel sektöre maliyeti 14.4 milyar TL'dir. Reel sektörün 178 milyar Türk liralık döviz pozisyonu açığı olduğunu düşündüğümüzde her kuruşun maliyetinin 1.8 milyar Türk lirası olduğunu hesaba katarsak toplam maliyet 14.4 milyar liradır. İhracat durmuş durumda. Merkez Bankası'nın kullanılabilir döviz rezervleri 32 milyar dolar seviyesine inmiş durumda. Ve büyümemiz bunlardan daha endişe verici olmak üzere %2-3 bandına çakılmış durumda. Ve daha kötü olan, daha kötü olanı da geleceğe yönelik beklentiler iyi değil, olumlu değil. Böyle bir tabloda Türkiye'nin güçlü, yüksek profilli, geniş tabanlı bir hükümete ihtiyacı var. 4 yıllık ufku olan, gerektiğinde her yıl sonunda genel başkanlar tarafından hükümet uygulamalarının gözden geçirilmesi suretiyle tamam mı devam mı kararının verilebileceği bir hükümet seçeneği hala Türkiye'nin önündedir. Türkiye bu ağır sorunların üstesinden geniş tabanlı yüksek profilli bir hükümetle gelebilir. Bu gerçek ortadayken toplumun önündeki parlamentonun siyasi partilerin önündeki seçenekleri sadece 3 aylık geçici hükümete endeksleyip onunla sınırlayıp bu hükümete var mısınız yok musunuz demek gerçekten demokrasiyle içinde bulunduğumuz süreçle bağdaşmıyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha yumuşak, daha kavrayıcı, daha hedef gösterici, bütün toplumu kucaklayıcı bir dil bekliyoruz. Bütün toplum buna ihtiyaç duyarken
Ben bildiğimi yaparım edası gerçekten demokrasimize zarar vermektedir. Bunu ifade etmeyi bir görev sayıyorum buradan. Peki. Şu anda yapılması gereken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevinin verilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı çağırarak bir görüşme gerçekleştiriyor. Şimdi elbette Sayın Cumhurbaşkanı herkesle görüşebilir. Dilediği kişileri davet edebilir, görüşünü alabilir. Eğer seçimlerin yenilenmesi kararı verilecek ise bu karar 45 günün dolmasından sonra, yani pazar günü 45. gündür, 46. gün olan pazartesi günü yenileme kararı verilebilir ve Sayın Cumhurbaşkanı o gün meclis başkanının görüşünü alabilir. Şimdiden ben meclis başkanının görüşünü alarak seçimleri yenilemeye doğru gidiyorum havasını, imajını, mesajını vermek kesinlikle yanlıştır. Görev Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmelidir. Bu eğer verilmez ise demokrasi büyük bir zarar görmüş olacaktır. Eğer bu olursa, söylediğiniz gerçekleşirse bir koalisyon hükümeti çıkarılabileceğini düşünüyor musunuz? Ben hala Türkiye'nin önünde ciddi ve güçlü bir koalisyon seçeneğinin olduğunu düşünüyorum. Yeter ki bir takım düşüncelerden sıyrılalım, böyle dar kalıplardan sıyrılalım. Peki. İktidarı paylaşmaktan çekinmeyelim. Milletin verdiği karara saygı gösterelim. Bizim söylediğimiz şudur. Bakın, bu ağır sorunları biraz önce saydım. Bu ağır sorunlar karşısında Türkiye'nin güçlü bir hükümete ihtiyacı var. İki siyasi parti arasında, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ön görüşme süreci gerçekleştirildi. Sadece bu ön görüşme süreci dahi toplumda büyük bir yumuşamaya, büyük bir barış havasına neden oldu. Bu çok önemli bir ilerlemeydi aslında. Bazıları bunu zaman kaybı gibi görüyor ama demokrasimiz açısından o oluşan bahar havası gerçekten önemliydi. İki farklı akımdan olan iki büyük siyasi parti bir araya geldi. Hükümet kurabilir miyiz yönünde bir ön görüşme gerçekleştiriyor. Peki, çok bu kadar olumlu bir hava doğmuşken ve şu cümlemi de ifade edeyim. Bu kadar olumlu bir hava doğmuşken ve toplantının bitiminde en son Sayın Davutoğlu ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu, ben koalisyon hükümeti kurabilmek için anlaşamayacağımız hiçbir başlık görmüyorum açıklamasını yapmışken, Türkiye'nin hükümet seçeneğinin olmadığını söylemek doğru değildir. Bırakalım bu dar kalıpları, dar düşünceleri. Duyamadım. Herkesin kırmızı çizgileri varken, yani sizin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de kırmızı çizgiler varken nasıl olabilir bu? Bakın, kırmızı çizgi diye bir kavramı Sayın Genel Başkanımız, bizler kullanmadık. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Ahmet Davutoğlu ile olan görüşmesinden sonra bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki, biz bütün o görüştüğümüz konuların hepsinde bir uzlaşma sağlayabiliriz. Uzlaşma sağlayamayacağımız hiçbir başlık görmüyorum. Sayın Davutoğlu, dış politika ve eğitimde görüş ayrılıklarımız var dedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, dış politika ve eğitimde dahil olmak üzere anlaşamayacağımız hiçbir başlık görmüyorum dedi. Bu kadar olumlu yaklaştık biz bu sürece. Ama bütün bu görüşmelerin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, gelin Kasım'da seçim yapmak üzere 3 aylık bir hükümet kuralım derseniz, bu samimiyetten uzak bir davranış olur. Peki. Bu teklifin tek nedeni vardır. O da şudur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi kararını alması halinde Anayasa'nın 114. maddesine göre bir Geçici Bakanlar Kurulu kuruluyor. Geçici Bakanlar Kurulu'na parlamentodaki bütün siyasi partiler üye veriyor. Siz de katkı verir misiniz böyle bir durumda? Bütün siyasi partilerin üye vereceği bir Bakanlar Kurulu'nu kurmak yerine oraya istenmeyen bazı partilerin, bizim tarafımızdan değil tabii, o görevi veren makam tarafından girmesinin önlenebilmesi için gelin bu hükümeti Cumhuriyet Halk Partisi ile kuralım önerisi yapılmıştır. Bu samimiyetten uzak bir öneridir. Hem seçim hükümeti diyeceksiniz, hem bu hükümetin adı reform hükümeti olacak. 3 aylık sürede hiçbir hükümet, seçime giden bir hükümet
hiçbir reform yapamaz. Peki. Oysa Türkiye'nin güçlü bir reform hükümetine ihtiyacı var. Peki. Cumhurbaşkanı bu seçim hükümetini kurmak görevini Sayın Davutoğlu'ya verirse ve bu şekilde teşekkür ederse seçim hükümeti, ona katkı verir misiniz? Bakın Sayın Davutoğlu'na şu an seçim hükümeti veya hangi şekilde olursa olsun bir hükümet görevi vermesi anayasamıza göre mümkün değildir. Sayın Davutoğlu görevi almıştır, görevini tamamlamıştır, yani hükümeti kuramamıştır, bu görev sona ermiştir, görevini de iade etmiştir. Bundan sonra yapılması gereken en çok oyu alan ikinci siyasi partinin genel başkanına bu görevi vermektir. Kaldı ki şu anda bir Davutoğlu'na varsayalım ki böyle bir görev verildi. Davutoğlu'nun kuracağı görev, kuracağı hükümet bir azınlık hükümeti olacaktır. Parlamentodan muhtemelen güven oyu alamayacak olan bir hükümet olacaktır. Ve bu anayasanın seçime giderken seçimlerin yenilenmesine ilişkin karardan sonra kurulmasını öngördüğü hükümetten farklı bir hükümet olacaktır. Bu farklı bir şey. Şu an böyle bir şeyin olmasını ben beklemiyorum. Öyleyse, böyle bir şey doğru değil, anayasaya uygun değil. Soruyu şöyle tahsil edeyim. Soyu velev ki ifadesini başına bir ekleyeyim. Bir de soruyu izninizle şöyle biraz eğip bükelim. Şöyle söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi dışında herhangi bir kişi yahut partiye bu seçime götürecek hükümeti kurma görevi verilirse siz katkı verir misiniz, vermez misiniz? Şimdi anayasanın 116. maddesine göre kurulu 116 ve 114. maddelerine göre kurulacak olan hükümetten söz ediyorsunuz sanıyorum. O ancak pazartesi gününden itibaren gerçekleşebilecek olan bir şey. 45. gün o zaman da olmaktadır. Ama 45. güne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu süreci oyalaması mümkün değildir. Bu memleket yangın yerine dönmüş. Her gün şehit haberleri geliyor. Her gün dolar fırlıyor, ekonomi iyi değil. Sayın Cumhurbaşkanı vakit geçirmek için başka şeylerle uğraşamaz. Böyle şey Peki. olmaz. Bunu doğru bulmuyoruz. Peki. Doğru olan Sayın Kılıçdaroğlu'na bu görevin verilmesidir. Peki, biraz tempo kazanalım. Vaktin sonuna doğru geliyoruz çünkü. Erdoğan bugün konuştu ve Beştepe'nin yerini bilmeyenlerle geçirecek vaktimiz yok dedi. Bu söz CHP işaret ediliyor diye yorumlandı. Cumhurbaşkanlığına, saraya gidip gitmeme konusu artık kapandı mı? Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, sorumlu bir devlet adamıdır. Saraya kokteyl için gitmeyiz, müsamere için gitmeyiz ama devlet meselelerinin gerektirdiği her konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz gideriz. Ülke hükümet ihtiyacı duyarken elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu görevden kaçınmayacaktır. Sarayın yolunu bilmeyenler ne demek? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu devlet meseleleri gerektirmedikçe ben saraya gitmem demiştir. Bu lafı hiç başka bir tarafa götürmeye gerek yok. Devlet meselesinin gerektiği her konuda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapacak olan bir liderdir. Sayın Hamza Çebi, tekrar teşekkür ederiz yayına katkı için. Sağ olun.